seçimine CHP'nin adayı yok. Evet. AK Parti'nin belli, MHP'nin belli, Hı. MHP'nin de adayı Erdoğan. Hı. Ama CHP'nin bir adayı yok. Şimdiden aday açıklamak doğru değil diyenler var. Ama Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismini zikredenler de var ki Evet. kendisi de Evet. Habertürk'te bir programda aday olabilirim Hı, tabii. ifadesini kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bazı dezavantajlarının olduğunu söyleyen araştırma şirketlerinin yetkilileri de var. Benim Evet. programımda Evet. dile gelmişti bir konu. Kimliğinden dolayı dezavantajlı diyenler de Evet. var. Siz ne düşünüyorsunuz Hemen adaylık söyleyeyim. konusuyla Tabii. ilgili? Şimdi evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda ifade ettiği bir adayı yok. Zaman içinde adayımız ortaya çıkacaktır. Ama ben Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı olarak ben de genel başkanımızın adaylaşmasının doğru olduğunu düşünenlerdenim. Evet. Çünkü kimlik siyasetini bugüne kadar hep reddetmiş. Ve bizim gibi mücadele veren herkesin de kimlik siyaseti üzerinden bir aday belirlenmesini ya da alay belirlenmesi konusunda kimlikler üzerinden karar verilmesini reddetmiş biri olarak ben artık toplumumuzda da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kimlik üzerinden değil ilke, ahlak ve etik Evet. değerler üzerinden karar vereceğini düşündüğüm için ben de genel başkanımızın adaylaşmasının doğru olduğunu düşünenlerdenim. Kılıçdaroğlu'nun 8 seçim kaybetmesine rağmen aday olması Erdoğan'ın karşısında şansının zayıf olduğunu gösterir diyenler de var. Hiç katılmıyorum. Hiç Yani katılmıyorum. Çünkü bakın diğer seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimini eş tutmamak lazım. evet. Ve diğer seçimlerde alınan sonuçlarla Cumhurbaşkanlığı seçim üzerinde bir çıkarımda bulunmak çok doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü diğer seçimler bakın demokratik parlamenter sistem içinde o sistemi iktidar olarak sistemde iktidar olarak halk kimi görmek Evet. isterse ona oy vermiştir. Muhalefet olarak kimi görmek isterse ona oy vermiştir. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi demokratik parlamenter sistemin tamamen askıya yok edileceği ve yeni bir rejim değişikliğinin zaten sürdürülen şu anda gayrimeşru şekilde sürdürülen bir rejimin meşru hale getirilme seçimi olacaktır. O yüzden o seçimde hiç de öyle geçen seçimlerde bu kadar oy Evet. alını burada bu oy alacak matematiğin çalışması da mümkün değildir. Peki AK Parti'nin oylarının ciddi oranda düştüğü, 38'lere düştüğü de söyleniyor. Doğru. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şimdiden baktığımızda Evet. toplumun içindesiniz, esnafları Tabii. geziyorsunuz. Şansı ne olur? Yani rahat kazanabiliriz diyebilecek bir ortam var Şimdi mı sizce? şöyle söyleyeyim, Türkiye siyasetinde 24 saat bile çok kritik. Evet. Sizler de en az bizim kadar bunu gözlemliyorsunuz. Dolayısıyla bugünden bakılan, bugünden görünen noktada şunu söyleyeceğim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısındaki aday en doğru bizim partimizin de o günün koşullarında karar verdiği bir aday olacaktır. Ve o aday rahatlıkla Evet. kazanabilecektir. Bugünden onu söyleyebilirim. Ama bugünden onun yollarını, koşullarını da Evet. hep birlikte Yani oluşturmak Sayın koşuluyla. Kılıçdaroğlu'nu siz uygun görüyorsunuz Ben bugün Cumhurbaşkanı için, adayı evet, olarak. Kılıçdaroğlu da olsa bugünün koşullarında çok rahat kesinlikle. seçimi kazanabilir Kesinlikle diyorsunuz. biz sadece referandumda olduğu gibi referandumda sandıkta kazandık. Hepimizin bildiği gibi YSK öngörememiştik. Evet. YSK'da kaybedilen bir seçim oldu. Bugünden onların da yolunu, yöntemini oluşturarak bu defa hem Evet. sandıkta hem de YSK'ya rağmen kazanacağımız bir seçim olacak. Çünkü burada rejim, sistem, tüm memleketin geleceği oylanacağı için bunun farklı bir seçim Evet. olacağının AKP